Teşekkürler, çok mersi. Sağ olun. Yani. Çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi Almanya'ya doğru yola çıkıyoruz. Biraz önce Salzburg Başkonsolosumuz Nesrin Bayazıt'ın izin yoluyla ilgili bazı alacağınız önlemleri hep birlikte dinledik. Peki izin yoluna giderken genelde ne yapıyor bizim Türkler? Hepiniz biliyorsunuz. Genelde arabalarda yenileniyor. Arkadaşımız Şükrü Doğru bu konunun biraz araştırmasını yapmak için Philippsburg'da tam Karlsruhe ile Mannheim arasında 30 kilometre ikisine de uzaklıkta oradaki kaya otomobilin sahibiyle bir araya geldi ve araçlar konusunda konuştu. Yeni sezonu yaklaşırken ikinci el araçlara da rağbet artıyor. Sevgili Avrupa'da 7 gün izleyicileri, bugün hepimizi ilgilendiren bir iş adamının yanındayız. Bildiğiniz gibi izin sezonu yaklaşıyor ve herkes uçaktan çok arabaya rağbet ediyor. Bir arabayı alırken nelere dikkat etmeliyiz, onları öğreneceğiz. Almanya'nın Karlsruhe kenti ile Mannheim kenti arasındaki Philippsburg'un en büyük otomobil galerilerinden biri de Kaya Otomobil. Kaya Otomobil'in sahibi Nihat Kaya, Almanya'ya yıllar önce Sinop'tan gelmiş ve asıl mesleği olan inşaatçılık yerine otomobil galericiliğini tercih etmiş. Kaya neden bu mesleğe başladığını ise şöyle anlattı. 1965 Sinop doğumluyum. 1979'da Almanya'ya geldim. Aile çocuğu olarak. Ve Almanya'da sanat okulunu bitirdikten sonra inşaat bölümünü aslında kendim bitirdim. Ondan sonra böyle bir işe atandım. 1991'den bu yana bu işi yapmaktayım. Sanatımı bitirdikten sonra tabii inşaatın biraz zor olduğunu anladıktan sonra kendi kendime iş yapmaya uğraştım. 16 tabii. Yıldır. 16 yıldır aşağı yukarı yani amatör şeyini de hesapladığım zaman 20 yıldır bu işi yapıyorum. Kaya Otomobil Galerisi'nin en büyük özelliği yeni sayılabilecek düzeyde ikinci el araç satması. Sizin hiç buraya bakıyorum hiç eski araba yok. Hepsi 1-2 yaşında arabalar. Buralara gelmeniz haliyle biraz zor olmuştur. 16 yıl öncesine bakarak. Tabii ki Almanya'ya geldiğimizde tabii kolay değil böyle iş yerine sahip olmak. Diğer arkadaşlarımızın da Türklerin de zor değil. Her iş hayatında bir zorluklar vardır. Ama ben hep şuna dürüst olmakla bir de işin peşine düşmekle başarılı olacağına inanarak hedefi böyle seçtim ve bu hedefte bunlara kadar gelebilmemin sayesinde dürüstlüğümün en büyük yetkini olduğuna inanıyorum. Çünkü bu türlü işlerde dürüst olmak çok önemli. Kaya Otomobil'de şimdi gıcır gıcır ikinci el otomobiller yeni sahiplerini bekliyor. Evet, Nihat Kaya böylesine bir iş kurmuş. Yıllardan beri de başarıyla bu işi yürütüyor. Ama aynı zamanda da bölgede sosyal faaliyetleriyle tanınıyor. Ve birçok derneğinde başkanlığını yürütüyor. Hep birlikte izleyelim. Türkiye'ye izne giden Avrupalı Türklerin önemli bir bölümü ana vatanlarında daha özgür dolaşabilmeleri için araçlarıyla gidiyorlar. Her izin döneminde birçoğu araçlarını yenilemeyi ihmal etmiyor. Arkadaşımız Şükrü Doğru, Kaya Otomobil'in sahibi Nihat Kaya'dan iyi otomobil almanın inceliklerini öğrendi. Bence tabii arabayı alırken biliyorsunuz Almanya'da bir yasa var. Gewährleistung denilen bir yasa çıktı 2-3 yıl önce. Bu yasaya dikkat etmelerini öneriyorum. Çünkü özel şahıstan aldığınız bir arabayı şahısa verildiğinde bu Gewährleistung düşüyor. Ama bir tüccardan aldığınız zaman Gewährleistung var. Tabii Gewährleistung çoğu da yanlış anlıyor. Bir garanti şeklindendir. Hayır, bir garanti değildir Gewährleistung. Gewährleistung denilen yani arabayı aldığınızda bu hataların olmadığını 6 ay içinde satan tüccar bu hataların olmadığını tespit etmesi gerekiyor. 6 ay sonra da alan kişinin tespit etmesi gerekiyor. Tabii bu türlü şeyler özelde kalkıyor. Yılların otogalericisi Kaya Otomobil'in sahibi Nihat Kaya, bu işte en önemli unsurun dürüstlük olduğunu söylüyor. Dürüstlük çok önemli. Ben hep dürüstlüğe değer verdim. Ve son müşteriye vereceğim arabadan müşterim benden memnun olmalı. Yani Almanların bir şey var, atasözü. Müşteri köyniktir. Yani benim müşterilerim benim başımın üzerinde
yeri vardır. Müşterilerime ben hoşgörülü olmalıyım. Bunlar çok önemlidir. Müşteriye iyi davranmalıyım ve müşteriyi memnun etmeliyim. Bu açıdan bakıyorum zaten ben işe. Ve bu şekilde de işin ilerlemesi oluyor. Yani belki yanlış bizde olmaz. Ben gençliğimden beri her zaman Türk toplumunu seven birisi olarak bugün de belki derneklerde şurada burada Türk topluma hizmet etmek istiyorum. Yapıyorum da. Bu benim bir görevim olduğuna inanıyorum. Bunun için de müşterime ben memnun edecek şeyler yapmam gerekiyor. Nihat Kaya aynı zamanda Bağdın Türk Okul Aile Birliği Başkanı da. Ben hep Türk toplumuna hizmet ederken şunu düşündüm. Yani ben 1 lira kazanıyorsam benim 1 liramın 50 sentinin Türk toplumunun hakkına olduğuna inanıyorum. Çünkü bu toplum bizim toplumumuz. Ben gençliğimden bu yana kadar, bu yaşıma kadar kesinlikle dernek dışı hareket etmedim. Yani derneklerin hep içinde oldum. Sebebine geldiyse birileri yanlış yapıyorsa o bizim vatandaşımızdır. Birileri bir şeyler yapabiliyorsa yapmalıdır, çekilmemelidir. Bu çok önemlidir. Çünkü bu fatura bizim komple çıkar. Biri yanlış yaptığı zaman, başarısız olduğumuz zaman Türkler demeyecekler. Yani şahısa söylemezler, genel söylendiği için bu bir görevdir. Evet efendim, şimdi Kıbrıs'a doğru yola çıkacağız ama hatırlatmamı yapayım. Bugün biliyorsunuz 2 kişiye 5 yıldızlı otellerde 2'şer kişilik tatil var. Özellikle bunlardan Aspendos Beach'i de ilerleyen dakikalarda tanıyacağız. Ama şimdi özellikle çocuk sorunu olanlarla ilgili ilginç veterinerimiz var. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi'nin genel koordinatörü Doktor Savaş Özyiğit. Nasıl çocuk sahibi olunurun, çocuk sahibi olamayanlar konusunda yanıtlarını verdi. Bölüm bölümde sorularımızı da yanıtladı. Şimdi hep birlikte Kıbrıs'a doğru gidelim. Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi'nden genel koordinatörü Doktor Savaş Özyiğit'i izleyelim. Evet, son yıllarda ileri yaş gebelikleri dediğimiz, yani 35 yaşından sonra yahut 35 ile 40 yaşları arasındaki kadınlarda ileri yaş gebelikleri dediğimiz bir olayla karşı karşıyayız. Eskiden kadının ekonomik hayata katılmadığı dönemlerde evinde oturan kadın 20'li yaşlarda evlenmekte ve 30 yaşına kadar bütün ailesini kurmaktaydı. Yani gerektiği kadar çocuğunu doğurmaktaydı. Fakat son yıllarda kadınlarımızın iş hayatına girmeleri ile bunların geç evlenmeleri gündeme gelmektedir. Ya kariyer yapmak için geç evlenmekte yahut da işini kuran bir kadın işini belli bir düzeye getirmek istediğinden yine evliliği ön plana almamaktadır. Bunun için de geç evlenen kadınlarda bir çocuk sorunu ortaya çıkmaktadır. 35 yaşında ve 35 yaşından sonraki kadınların bilindiği gibi over rezervleri azalmaktadır. Yani yumurtalıklarındaki yumurta sayısı azalmakta ve yumurtalıkların ilaçlara verdikleri cevap azalmaktadır. Biz bunlara poor responder bakaları diyoruz. Ve bu durumda azalan yumurta ve yine ileri yaşlarda yumurta kalitesindeki bozulma ile birlikte bu kadınların çocuk sahibi olmaları zorlaşmaktadır. Bunların yardım almaları ve gerekirse de kendi yumurtaları ile bebek sahibi olamıyorlarsa bunlara genç yumurtalar vererek bunları anne yapmak ve çocuk sahibi yapmak bizim buradaki Tüp Bebek Merkezimizin ana işlevlerinden, ana görevlerinden bir tanesidir. Yani ileri yaş gebelikleri Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi'nin, Kıbrıs'ta kurulan ve ilk donasyon merkezi olan Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi'nin ana görevlerinden bir tanesidir. 35 yaş ve sonrası, yani ileri yaşlardaki kadınların gebelikleri için müracaat edecekleri merkezlerin başında Kıbrıs Tüp Bebek Merkezi gelmektedir. Efendim şimdi yine bu konuya devam edeceğiz ama bu arada şunu da söylemek istiyorum. Kıbrıs Kanal T ekibi bu çekimi bizim için gerçekleştirdi.
Çok sevgili dostumuz, yıllar önce bir büyük televizyonda genel koordinatörlüğünü yapmış olan Ersin Tatar arkadaşımızın televizyonu. Bu arada Kıbrıs Kanal T'de başarılarının devamını diliyoruz.